acı niye? Umutsuzluğa kapılma. Rüzgar perdeni örttü diye güneşine darılma. Rüzgar perdeni örttü diye güneşine darılma. Düşün güzel gözlerin, acıya ibret sözlerin, başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların. Gülsün güzel gözlerin, acıya ibret sözlerin, başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların. Zordur elbet kadın olma. Ellerinden doğarak alev almak, susuz kalmış topraklarda solmuş güllere güneş olmak. Zordur elbet kadın olmak, çınarlara tohum olmak. Merhaba, ben Ayşe Nur Yılmazer. Hani bir söz vardır ya, ağzında gümüş kaşıkla doğmuş diye, çok şanslı olanlar için söylenir. Sanıyorum ben ağzında gümüş kaşıkla doğanlardan biriyim. Muhteşem bir çocukluğum oldu, muhteşem bir eğitim hayatım oldu. Ondan sonraki yıllarda da bütün kaşıklarımı gümüşe çevirmenin yolunu buldum. O sebeple de çok mutlu bir hayat yaşadığımı ifade edebilirim. Doktor bir baba ve başhemşire bir annenin kızıyım. İki tane çok sevdiğim kardeşim var. Ben arada sandviçim. Bir büyük abim, bir küçük kardeşim var. Biz çok keyifli bir eğitim hayatı yaşadık gerçekten. Çünkü babam ve annem çok idealist insanlardı. Ve her biri mutlaka kendi toplumu için bir şeyler yapmayı çok seven insanlardı. Babam zaten her çağdaş insanın 8 tane derneği olmalı diyen biriydi. Annem de aynı şekilde. Yıllar önce Gaziantep Turizm Derneği'ni kuran kadındır annem. Babam son derece efsane bir doktordu. Ben o yıllardaki Lokman Hekim diyorum. Çok çok iyi yapardı mesleğini ve onun ötesinde koruyucu hekimlik konusunda çok çalışkan bir insandı. Sürekli gazetelere yazılar yazardı. Annemle ikisi Gaziantep'in ilk özel hastanesi olan Yılmazer Hastanesi'ni kurdular. Biz eğitim hayatını alırken. Ve sadece hastaneyi kurmakla kalmayıp babam belediye çalışmalarına başladı. İnsanlar özel hastanelere gelemiyorlar. Çünkü o dönemde yoksul insanlar özel hastaneye para veremiyorlar diye 12 kenar semtte halk muayene odalarını kurdu. Belediye adına kurdu ki rahatlıkla gelebilsinler, herkes tedavi olabilsin diye. Ve aynı zamanda kullanılmayan ilaçları da tarihlerine ve işe yaradıkları konulara göre ayırıp yoksul halka dağıtıyorlardı. Ve maalesef 1979 yılında bu sağ ve sol olayları sırasında halkta infial yaratabilmek adına bir halk muayene odasının önünde pusu kurularak öldürüldü. Öyle olunca tabii ki çok 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 üzüldü herkes. Gerçekten ben bir insanın bu kadar sevildiğini onun o cenaze töreninde gördüm. Kilometrelerce kuyruktaki insanlar hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ve ben dedim ki evet, ben babamın bıraktığı yerden bayrağı devralmalıyım. Ve bu memleket için mutlaka bir şeyler yapmalıyım. O zamana kadar Gaziantep'te Gaziantep Koleji'ni birincilikle bitirmiştim. Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümüne girmiştim ki çok şanslı bir dönemdi yine. Sadece 22 kişi için açılan bir yeni bölümdü. Fikri Sağlar eski Kültür Bakanlarından sınıf arkadaşımdı.
Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş hocamızdı. Hocalarımızın ciddi bir bölümü yurt dışından getirtildi sırf bize eğitim versinler diye. Çok iyi bir eğitim almıştık. Ve ben Gaziantep'e geldiğimde okuldan dönüp babam bana demişti ki tamam turizm ağırlıklı bir eğitim aldın. Şimdi senin görevin belediye zabıtasına Gaziantep'in turistik noktalarını anlatmak. Sana seminer için bir salon ayarlayacağız ve sen herkese bilabeden bu zabıta memurlarına bu memleketi sevdireceksin demişti. Ve çok işe yaramıştı. Gerçekten zabıta memurları Allah Allah Gaziantep'te böyle yerler mi var demişti. O noktada anladım ki ben Gaziantep'i biz yeteri kadar tanımıyoruz. Ve halka rağmen turizmde asla olmuyor. Önce halkın sahiplenmesi gerekiyor. Dedim ki bu kadar varlıklı, bu kadar zengin bir memlekette neden bir seyahat acentası yok? Çünkü seyahat acentası almak belli bir kültürü gerektirir. Seyahat acentasından hizmet almak belli bir kültürü gerektirir. Her şeyi kendiniz yapmazsınız. Örneğin size ekmek lazım olduğunda kendinize bir fırın açmazsınız. Fırına gider, ekmeğinizi oradan alırsınız. Seyahat acentasından hizmet almak da böyle bir şeydir. O halde dedim ben bir seyahat acentası kurayım. Güneydoğu Anadolu'nun ilk seyahat acentasını kurma fikrim böyle başladı 1986 yılında. Fakat dediler ki bana arkadaşlarım, çıldırdın sen, deniz yok, kum yok, ne turizmi, Gaziantep'te ne turizmi yapacaksın? Ben de onlara dedim ki, Dicle, Fırat, Mezopotamya, yeryüzündeki bütün çocukların ilkokul kitaplarında Mezopotamya yazar, Karkamış yazar, Karkamış ilk barış anlaşmasının imzalandığı Kadeş'i barındıran bir tarihi yer. Kadeş Anlaşması'nı biliyorlar ve Gaziantep'i bilmiyorlar. Kadeş'in o anlaşmanın Türkiye sınırlarında olduğunu bilmiyorlar insanlar. Demek ki bir yerde bir hata yapıyoruz dedim. Ve başladık seyahat acentası çalışmalarına. 6 yıl boyunca tek başıma çılgınlar gibi uğraştım. O yıllarda dijital tanıtım olmadığı için her yere broşürler götürüyordum. Meksika'ya, Cancun'a, Kanada'ya, Amerika'ya kilolarla broşür taşıyordum, anlatmaya çalışıyordum burayı filan. Neyse 6 yılın sonunda artık gruplar gelmeye başladı. Tabii buradaki o muhteşem zenginlik benim için bulunmaz bir fırsattı. Hiçbir şey yapmama gerek yoktu çünkü Gaziantep'in o gülen gözleri, o harika etnografya, o şahane gastronomi ve bulunmaz değerdeki mitolojik zenginlikler, arkeolojik zenginlikler turizm için harikaydı. Ben bir niş pazar yaratmış oldum ve bundan da müthiş gurur duyuyorum. Şu anda Gaziantep'te yaklaşık 108 acenta var. Ciddi bir bölümünün sahibi kadın. Çok iyi iş yapıyorlar. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yaklaşık 200 kadar acenta var. Ve her biri son derece güzel iş yapan. Çok çok başarılı insanlar. İlkokul döneminde annem ve babam bizim en iyi eğitimi almamız için çok çaba sarf ettiler. İlk orta ve lise eğitimimizde biz özel olarak her sene mutlaka yurt dışına gönderiliyorduk ve orada yabancı dil eğitimi de alıyorduk. Ama size çok ilginç geleceğini düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Ben ilk yurt dışına çıktığımda 15 yaşındaydım ki o yıllarda telefon bağlantıları dahi yoktu. Böyle şu andaki dijital ortamların hiçbiri yoktu. Telefonu arardınız, yazdırırdınız ve beklerdiniz bağlansın diye. O şartlarda ben İngiltere'ye gittim. Ve babamın bana yapmak üzere verdiği bir görev listesi vardı. Dedi ki, İngiltere'de insanlar nasıl yaşıyorlar? Sosyal yardımlar neler? Belediyecilik hizmetleri nedir? Ulaşım, toplu taşıma nasıl yapılıyor? İnsanların sosyal garantileri hangileri? Düşünebiliyor musunuz? 15 yaşında bir kız çocuğu olarak ben gittim, bütün bunları gözlemledim ve bu bana o kadar çok şey kattı ki az önce anlattığım babamın vefatından sonra bayrağı devraldığımda belediye meclisinden başlamam gerektiğini düşünüyordum ve belediye meclis üyesi olarak göreve başladım. 15 sene boyunca yani 3 dönem peş peşe belediye meclis üyesi oldum, belediye başkan vekilliği yaptım, meclis başkanlığı yaptım,
Müthiş bir zevk aldım bundan. Çünkü insanlar gerçekten birbirlerine dokunabildikleri oranda insan. Asla tek başına yaşamak düşünülmemeli ve herkes üretken olmalı. Herkes bir başkası için bir şeyler yapmalı diye düşünüyorum. Belediye çalışmaları sırasında da gördüm ki gerçekten halk Gaziantep'in çok fazla turistik bir bölge olduğunun farkında değil. O halde bunu ön plana çıkarmak için bir şeyler yapmak gerekir diye düşündüm. Ve o dönemde çok şanslı bir dönemdi yine. Bizim hastanemizin başhekimi olan Doktor Asım Güzel Bey belediye başkanı olarak seçilmişti. Ben o dönem bırakmıştım artık belediye meclis üyeliğini, diğer politik faaliyetlerime devam ediyordum. Asım Güzel Bey ile oturduk ve harika bir program hazırladık. Her cumartesi, her pazar sadece bir tek otobüs halkı alıp bütün Gaziantep'in görülmesi gereken müzelerini, tarihi değerlerini tanıtma kararı aldık. Bir tek otobüs olmasının sebebi şuydu. Çünkü rehberin konukların gözlerinin içine bakarak Gaziantep'in ne kadar muhteşem bir kent olduğunu, ne kadar bize bahşedilmiş güzelliklerinin olduğunu anlatması gerekiyordu. Çok güzel şeyler yaşadık. 21 bin kişi gibi bir sayıya ulaştık. Çünkü 4 sene süren bir programdı bu. İnsanlar artık, özellikle kadınlar kabul günlerinde şehir turuna çıkmadınız mı ama çok ayıp, mutfak müzesini bilmiyor musunuz filan gibi konuşmaya başlamışlardı ve biz sevinçten havalara uçuyorduk, yaşasın başardık diye. Bunun tabii meyvelerini toplamaya başladık. Çünkü herkes, biliyorsunuz, bu bir sinerji oluşturuyor. Herkes kendi başına bir şeyler anlatmaya başladığı zaman bir suya atılan taş halkaları gibi halkalar büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bir anda çok daha büyük bir topluluğa ulaşmış oluyorsunuz. Gaziantep hak ettiği değeri bulunca yavaş yavaş geceleme sayıları artmaya başladı ki ben bunu çok önemsiyorum. Eskiden sadece Nemrut'a gitmek için gelip burada bir yemek yiyip dağa çıkıyordu insanlar. Eskiden dediğim bundan 36 yıl önceyi kastediyorum tabii. Sonra yavaş yavaş Gaziantep'te bir geceleme, iki geceleme yapmaya başladık. Şu anda İstanbul'da 3 gecelemedir ortalama. Biz 3 gecelemeyi yakaladık. Tabii bunda bölgemizin zenginliğinin çok büyük katkısı var. Antakya muhteşem bir merkez. Urfa şahane bir merkez. Mardin. Dolayısıyla biz Gaziantep, Antakya, Şanlıurfa, Nemrut, Mardin turları yapabiliyoruz. Ve bu da yurt dışından özellikle gelenlerin 7-8 gece kalmalarına sebep oluyor. Bunu niye önemsiyorum? Çünkü dışarıdan turist geldiği zaman bu aynı ihracat yapan bir ihracatçının etkisini yaratıyor bölgede. Sıcak para giriyor ülkeye. Yani bu insanlar otellerinden çıkıp bir kahve içtiklerinde kahveci para kazanıyor. Ayakkabılarını boyattıklarında ayakkabı boyacısı para kazanıyor. Baklava aldığında baklavacı para kazanıyor. İnanır mısınız, bizim fuar yaptığımız dönemlerde, bölgeye çok fazla dışarıdan insan girdiği dönemlerde kriminal verilerimizde düşüş oluyor. Yani cinayet vakaları azalıyor. Çünkü insanlar köşeye sıkıştırılmadıkça kötü değiller diye düşünüyorum ben hep. Herkes parasını kazandığında, mutlu olduğunda kimse kimseye kötülük yapmayı düşünmüyor zaten. Dolayısıyla barışın o güzel yüzü turizmde tamamen aksıyor. Aksediyor demek istiyorum. Ve barışsız bir turizm zaten düşünülemez diye düşünüyorum. Tanıtım çalışmaları sırasında TRT ile birlikte yaptığımız ve her çarşamba 15 dakika süren Gide Gide Gap isimli bir programım vardı. Bölgeyi tek tek anlatmanın keyfini yaşıyordum orada ama enteresan bir şey var. Bakın, size hep anlatmaya çalıştığım o. Gide Gide Gap programının jingle'ı "Gitme Ceylan, bu dağlarda seni avlarlardı." Subliminal olarak düşünebiliyor musunuz? Halbuki biz "Gez Ceylan, buraları gör Ceylan" mesajı veriyoruz. Böyle komiklikleri tabii ki 36 yıllık çalışma dönemimde çok yaşadım. Bunu size mutlaka paylaşmalıyım diye düşündüm. Çok gurur duyduğum iki tane oğlum ve çok sevdiğim bir gelinim var. Ayrıca da benim
lokumcuk dediğim şahane bir torunum var. Çocuklarımın da özelliği gerçekten başkaları için ne yapabildiklerini her zaman düşünen, çok iyi empati kuran, çok iyi eğitim almış, mesleklerinde son derece başarılı olan, toplumda da önder olan çocuklar. Bu tabii beni inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü bir anneyi başka ne mutlu edebilir? Bir annenin en büyük serveti çocuklarıdır, torunudur, torunlarıdır. Benim bir tane var. Lokumcuğum diyorum ben ona. Muhteşem zeki bir çocuk. Ve o çocuklar sayesinde biz geleceğimizin çok aydınlık olduğuna inanıyorum. Gaziantep Koleji son derece iddialı ortaya çıkarılmış bir eğitim kurumuydu. Çünkü o yıllarda yine Gaziantep'in müteşebbis insanları ikinci bir dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu bildikleri için bize yurt dışından Amerikalı hocalar getirtmişlerdi ve burada da son derece iyi eğitim verecek en seçme öğretmenleri Gaziantep Koleji'nin bünyesine almışlardı. Çok çok iyi bir eğitim aldık. O dönemde takdirname, teşekkür çok zor alınırdı. Şimdiki gibi böyle her kez kolayca alamazdı. Ve biz Milli Eğitim Bakanlığı da son derece iyi çalışırdı. Bu peş peşe 6 tane takdirname alanlara bir özel takdirname de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelirdi. Ben sanıyorum yaratılış gereği biraz konkurist bir insanım. Yani yarışmaları seviyorum. Hep Milli Eğitim Bakanlığı'ndan takdirname alacak kadar bütün dönemlerde takdirnamelerle geçtim. Ama arkadaşlarımın tamamı da son derece başarılıydı. Gerçekten biz çok iyi bir eğitim aldık. Bu lise yıllarında aldığım takdimnameler daha sonra iş hayatında uluslararası ve ulusal bazlarda aldığım ödüllerle iyice arttı. Ve bu beni gerçekten hem mutlu etti hem çok motive etti. Çünkü insanların yaptığı işlerin başkaları tarafından görülmesi ve takdir edilmesi gerçekten İnsanı çok fazla motive eden çok güzel bir davranış. Onu ben kendime de moto edindim. Güzel işler yapan insanların yaptıkları işleri övmeyi görev kabul ediyorum ve çok zevkli bir görev kabul ediyorum. Çünkü insanlar güzel şeyler yaptıklarında fark edilmeli ve yüreklendirilmeli diye düşünüyorum. Gaziantep Koleji son derece iyi eğitim veren bir okuldu. Bunu şuradan size söyleyebilirim. O zamanlar Milliyet Gazetesi'nin açtığı özel bilgi yarışmaları vardı. Ve ben o bilgi yarışmalarında okulumu temsilen girmiştim ve Türkiye birincisi olmuştum. Böyle güzel şeyler, mesela kompozisyon dalında Türkiye'de aldığım birincilikler vardı lise döneminde. Yani Gaziantep'teki eğitim asla Türkiye'nin herhangi bir yerindeki eğitimden daha aşağı değildi. Hatta iddia ediyorum çok daha yukarılarda bir eğitim aldık biz. Çünkü insanlar bildiklerini gerçekten anlamak için çaba sarf ederlerdi. Ezbercilik yoktu. O sebeple de bilgiye çok önem verilirdi. Bence her şeyin temelinde de bu yatıyor. Eğer liyakata önem vermezseniz maalesef çok kısa bir süre sonra çöküyorsunuz. O yüzden insanlar hak ettikleri yerde, hak ettikleri görevde olmalı. Yani ilgililer bilgisiz, bilgililer ilgisiz olmamalı. Bu uluslararası tanıtımlar konusunda bir takım çalışmalarım oldu. Fakat şunu söylemem lazım ki ben her zaman Gaziantep'te bir kadın olmanın avantajını yaşadım. Çünkü insanlardaki beklenti o kadar düşük oluyor ki sizin çok iyi İngilizce bilen, konulara çok hakim, dünyanın aktüel düzenine son derece hakim bir insan olmanız sizi birkaç adım öne çıkarabiliyor bir anda. Çünkü hiç beklemiyorlar böyle bir şey. Herhangi bir insandan daha şanslı başlıyorsunuz. Ben bunu ilk fıstık ihracatı yapmaya başlamıştık okul biter bitmez. Fıstık ihracatında İspanya'ya en fazla fıstık ihraç eden şirket seçilmiştik. O dönemde fark etmiştim. Güneydoğu'dan bir kadının
Türkçeyi düzgün konuşması, yabancı dili çok iyi konuşması, konulara hakim olması insanlara çok ilginç gelmişti. Ve bu bana birkaç kontratta çok kolay karşı tarafa imza attırmamı sağlamıştı. Dolayısıyla hep de şuna inanıyorum. İnsanlar beyinlerinin içini bir oya gibi süslemeliler. Özellikle kadınlar bunu yapmalılar. Çünkü kadınlar toplumun yarısını oluşturuyorlar ve diğer yarısını da eğitiyorlar. O yüzden iyi eğitilmiş kadınların olduğu bir toplum her zaman çok daha önde oluyor. Kadınların ayrıca da bazı genetik özellikleri var. Son derece şefkatli oluyorlar. Benim hizmet verdiğim turizm sektöründe, yani hizmet sektörlerinden en başta gelenlerde ayrıntıları görmek çok önemli. Örneğin Nemrut'a bir tur yaparsınız, minibüslerle çıkarırsınız grubu, gün batımını gösterir indirirsiniz. Bu bir turdur. Ama bir kadın turizmcinin yaptığı turda Nemrut'ta tepeye konukları çıkarıyorsunuz. Onlara beyaz eldivenli garsonlarla cam bardaklarda konyaklarını ikram ediyorsunuz. Onlar konyaklarını yudumlayarak gün batımını ya da gün doğumunu seyrederken çok güzel bir müzik dinletisiyle, bir flüt dinletisiyle onları bambaşka bir dünyaya götürüyorsunuz. Öyle olunca da o eşsiz güzellikteki gün batımını ya da o eşsiz güzellikteki gün doğumunu asla unutmuyorlar. Ya da Fırat'ın büyülü sularında tekneyle bir tur yapabilirsiniz. Ama bu tekneyle yaptığınız turda trio ile bir yaylı çalgılar dinletisi yaparsanız o insanların o Fırat'ın büyüsünü unutmaları mümkün olmaz diye düşünüyorum. İşte kadınlar bu dokunuşları çok rahat yapan insanlar. Bizim bölgemizdeki kadın acentaların bu kadar başarılı olmalarının sebebi de bu diye düşünüyorum. Hem turizm doğru bir yer kadınların çalışması için, seyahat acentacılığı çok doğru bir yer. Hem de o detayları en rahat kadınlar görüyor. Zorluklar yok mu? Elbette var. İlk başta kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bence bizim toplumumuzun en büyük sıkıntılarından biri birbirimizi dinlemeyi bilmiyoruz. Çünkü çok aceleciyiz, çok öfkeliyiz, milyon tane problemle uğraşmaya çalışıyoruz, onları çözmeye çalışıyoruz. Empati kurmayı eskiden çok daha fazla severdik diye düşünüyorum. Şimdi çok fazla istemiyoruz başkalarının dertleriyle yoğrulmaya. O sebeple de birbirimizi dinlemek konusunda sıkıntılarımız var. İlk başta ben bir seyahat acentasının ne yaptığını anlatırken çok yoruldum. Şunu anlatmaya çalışıyordum. Seyahat acentaları aynı benim örneğimde olduğu gibi kimsenin bilmediği bakir dağın başındaki bir yeri alır, orayla ilgili bütün detayları görür, oturur, programlar hazırlar ve bunu dünya pazarına arz eder. Bu ne demektir? Dünya pazarı o bölgeye akmaya başlar. O bölgeye gelen insanlar bölgenin ayağa kalkmasına sebep olur maddi anlamda. Manevi anlamda da iki taraf birbirini tanıdığı için birbirine sevgi duymaya başlar. Biz tanımadığımız şeyden korkuyoruz. Tanıdığımız zaman insanları daha farklı görüyoruz, daha çok seviyoruz. O yüzden ben seyahat acentacılığının bir misyon olduğuna da inanıyorum. Doğu ile Batı arasındaki o bilinmezlikleri, tanınmamayı ortadan kaldıran kurumlarız biz. Ben şunu hiç unutmuyorum. Güneydoğu'yu tanıtmaya çalışırken bizim muhteşem Zeugma'mız vardı. Şahane Yesemey'imiz vardı. Harika Rum kalemiz vardı. Dünyanın bilinen ilk insanına ait karbonlamayla ortaya çıkan frontal kemiğin bulunduğu dülüğümüz vardı. Fakat bunları anlatmak gerekiyordu. Tanıtmak gerekiyordu. İşte o tanıtma aşamasında çok 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 sıkıntılar yaşadım. 2000 yılında Türkiye Ermenilerinin patriği Mesrop Mutafyan'ı aradım. Ve
Rumkale'de onların çok önemli bir merkezi olduğunu, o bölgeyi mutlaka görmeleri gerektiğini söyledim. En büyük şansım Mesrop Mutafya'nın da bir arkeolog olmasıydı. Ve dedi ki tamam ben bir ekiple gelirim, merak etmeyin, oraları görürüm, elimden geldiği kadar da duyururum. Çünkü en son azizlik mertebesine yükselmiş olan Aziz Nerses'in mezarı Rumkale'deydi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda yeryüzündeki bütün Ermenilerin söylediği ilahileri yazan o çok önemli insan. Mesrop Mutafyan çok güzel bir ekiple birlikte Gaziantep'e geldi. Ben onu Rumkale'nin olduğu Merzimen Çayı ile Fırat Nehri'nin kesiştiği yerden karşıya geçirmem gerekiyordu. Yani Rumkale'ye Kasaba Köyü tarafından geçirmem gerekiyordu ama 2000 yılında orada tekne yoktu. Öyle olunca ben büyük tekerleklerin üzerine bağlanmış ahşaplarla Mesrop Mutafyan ve ekibini Rumkale'nin en üstüne çıkardım. Bir yandan da korkuyorum tabii, yani herhangi bir kaza olacak olsa Allah korusun, aman yarabbim tanıtmaya çalışacağız derken skandala dönecek iş. Mesrop Mutafyan ve ekibi bayıldılar Rumkale'ye. Çok güzel ilahiler okudu orada Aziz Nerses'in olduğu yerde ve hep birlikte tekrar aynı macerayla aşağı indik. Bu arada onlar yukarıya çıkmadan önce ben leylek masaları bile o tekerleklerle yukarıya çıkarttırıp orada bir kokteyl hazırlığı yapmıştım. Bayraklar, balonlar, bir tane akordeoncumuz vardı, onun çaldığı ezgiler, peşinden bir de yemek verdik orada konuklarımıza. Çok keyifli bir gün oldu. Aşağı inerken Mesrop Mutafyan dedi ki, Ayşenur Hanım farkında mısınız? Böyle biraz zor oluyor dedi. Ben size döndüğümde Kasaba Köyü'ne bir tekne armağan edeyim dedi. Biz genellikle bölge insanları biliriz. Bizim bölgeye gelen insanlar ilk geldiklerinde çok etkilenirler. Mutlaka görüşelim ama muhakkak bizi arayın derler ve sonra unuturlar. Ben de böyle unutabilir mi acaba Sayın Mesrop diye düşündüm. Fakat bir hafta sonra bölgeye Mesrop Mutafyan tarafından harika bir tekne armağan edildi. O tekneden sonra Hayfeti tarafı bu işin farkına vardı ve yavaş yavaş tekneler çoğalmaya başladı. Arkasından o büyülü Fırat'ın üzerinde birbirinden güzel minik minik restoranlar açıldı. Ve o hani dillere destan Birecik patlıcan kebapları, Urfa'nın meşhur yemekleri, bizim tarafın muhteşem yemekleri, Fırat'ın harika balıkları sunulmaya başlandı. Ve o bölge aldı yürüdü. Şimdi Büyülü Üçgen Turu diye bir turumuz var. Zeyukman'ın muhteşem mozaiklerini gösteriyoruz. Arkasından Rumkale'deki o harika zirveye çıkıyoruz hep birlikte. Sonra da Halfeti'de Fırat'ın keyfini çıkarıyoruz. Ve bölge hak ettiği değeri böylece buluyor. Söylemem gereken şeyler var. Şöyle ki kadınların asla ben bunu yapamam dememesi gerekiyor. Çünkü bizim şöyle bir motomuz vardır Arsan Seyahat Merkezi olarak. Eğer birileri yapıyorsa biz de yaparız. Hiç kimse yapmıyorsa biz mutlaka yaparız. Herhangi bir şeyi asla yapmaktan vazgeçmeyin. Çünkü başaramadığınız nokta vazgeçtiğiniz noktadır. O yüzden o içimizdeki muhteşem yaratıcı özelliğimiz var ya, lütfen ona güvenelim, sonuna kadar gidelim. Muhakkak biz bir çözüm buluruz. Çünkü biz bölgemde Kurtuluş Savaşı'nın olduğu yıllarda yiyecek bir lokma bir şeyin olmadığı zamanlarda çocuklarını doyurabilmiş insanların torunlarıyız. Kadınlar her zaman üreticidir. Her zaman sonuçtan korkmayan, çözümden yana olan varlıklardır. O sebeple kadınlar lütfen içinizdeki enerjinin gücüne inanın, kendinize güvenin, dünyayı sevmeye devam edin. Şöyle düşünüyorum her zaman, kadın barış demektir. Kadın çünkü içinde müthiş bir merhameti ve sevgiyi barındırır. O sebeple kadın barış demektir. Turizm barış gerektirir. Ve bu bölgede de huzur,
havada altın tozu, bölgenin keyfini mutlaka çıkarın, kadın olmanın keyfini çıkarın, gereğini yapın ve kendinize güvenin. Gülsün güzel gözlerin, acıya ibret sözlerin, aşarmış güçlü kadınların. Hikayesi yarınların, hikayesi yarınların.